Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. Aklınızdaki kişiden mesajınız var diyeceğiz. Bakalım mesajı nelermiş, bize ne söylemek istiyor? Hep birlikte görelim. Önce bir mesajına bir bakalım bakalım. Ne derdi neymiş? Ne söyleyecek? Bakalım benim bize ne söylemeyi düşünüyor. Beni hala sevdiğini hissediyorum dedi. Aklınızdaki kişi. Bakalım. Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Ne? Kal bakalım. Yalnız kalacakmış beyefendi ya da hanımefendi. Benim hayalim sensin dedi. Evet, biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var. Sizin duygularınızdan emin, sizin enerjinizden emin, sizin ona olan işte aşkınız, sevginizden emin ve hala sizin onu sevdiğinizi biliyor. Sizin onu düşündüğünüzü hissediyor. Demek ki öyle bir enerji gönderiyorsunuz karşı tarafa. Kendinin enerjisi nasıl peki size karşı? Yani evet, bunları söylüyor bir yandan ama bakalım enerjisi nasılmış? Aklınızdaki kişinin enerjisi. Yani sana karşı evet biraz işte ya da bu ilişkiye karşı yavaş ilerlediğinin farkındayım. Sana belki çok fazla zaman ayıramıyor olabilirim. Ya da senin olan bu durumu ağırdan alıyor olabilirim. Yani çok ağırdan gittiğinin de farkındayım. Bunun da bilincindeyim. Ve beni sevdiğin için buna katlandığını da biliyorum dedi sevgili arkadaşlar. Evet, yalnız kalmaya ihtiyacım var. Biraz böyle tembellik enerjisindeyim. Biraz evet keyfime, konforma, rahatıma, özgürlüğüme düşkün birisiyim aynı zamanda dedi. Sevgili arkadaşlar, şu anki enerjisi bu yönde. Benim hayalim sensin, bundan emin ol. Seninle olmak için de savaşacağım ya da işte ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım. Savaşmazsa savaşmak ya da çaba sarf etmekse çaba sarf edeceğini söylüyor kartımız bize. Devam edelim bakalım ne söyleyecek, başka düşüncesinde ne varmış? Evet, aklımızdaki kişilerin düşüncesinde ne var? Yani sen benim aklımdasın biliyorum ama yine burada çıktı bakın arkadaşlar. Zamana bırakmış. Yani ya ilişkiyi, ya aşkı, ya sevgiyi ya da sizin olan durumu biraz böyle beklemeye almış gibi bir durumu var. Biraz sanki sıkılmış, biraz böyle uzatıyor gibi. Ne yapacağını kendi de bilemiyor. Ama sizin biraz agresif yönünüz, sinirli yanınız, işte kendi ağırdan aldıkça sizin gerginliğiniz, kestirip atmanız söz konusu oluyor. Kendi çok yavaştan alıyor arkadaşlar. Çok ağırdan alıyor bu durumu, bu ilişkiyi, sizi, aşkı, sevgiyi. Yani neden peki ağırdan alıyor? Neden bu kadar ağırdan alıyor? Sizin sevginizden emin. Sizin sevginizden emin çünkü. Ve kendi işlerim var diyor. Sizden eminim. Yani beni bekleyeceğini biliyorum dedi. Beni sevdiğini de biliyorum ki burada da çıktı zaten. Neden ağır aldığın kısmında? Yani biraz ego yapıyorum. Biraz kendime ait ailevi konularım var. Öncelik onlara verdim. Biraz kendime, kendi işime, gücüme verdim. Sen zaten beni bekliyorsun dedi. Yani burada bir, yani yanlış anlamayın ama cepte görme gibi bir durum söz konusu gibi. Zaten bekliyorsun, zaten oradasın. Ben seni seviyorum, sen beni seviyorsun. Yani bir gün sonra, 5 gün sonra, 1 ay sonra, 1 sene sonra olsa ne olur gibi şeyi var arkanızdaki kişinin düşüncesi var sevgili arkadaşlar. Yani önceliği başka. Kısacası böyle söyleyebilirim. Aklınızdaki kişinin öncelikleri başka olduğu için gerek işi, gerek evi, gerek ailesi, gerek çoluk çocuğu artık kendinize göre alın, kabul edin. Bu yüzden de size biraz, yani sizin olan durumu ağırdan aldığını gösteriyor sevgili arkadaşlar. Peki size karşı enerjisi, yani biraz bencillik enerjisinde olan, yani size karşı olan duygularını, hislerini de çok böyle söylemiyor bu aralar. Kendini geri çekmiş durumda görünüyor. Sadece evet ben seviyorum deyip elini kolunu bağlayan, bağlı oturan biri var. Çok böyle
ilgisini, alakasına verdiği değeri göstermeyen bir enerji hakim aklınızdaki kişilerin. Biraz böyle farklı bir enerjide geldiler bu hafta. Yani aslında bir nevi her şeyden bıkmış gibiler. İlişkiden, aşktan, enerjiden, hayattan. Yani mutlu da değil, hiçbir şeyden mutlu değil. Kendi mutlu olmadığı için sizi de mutlu edemiyor bu aklınızdaki kişiler. Peki duygusunda ne var? Peki ne düşünüyor? Duygusu ne? Yani seni seviyorum dedi. Evet, sana yine bir adım atmak istiyorum. Yine bir gelirim seninle, görüşürüm. Bir konuşacağım. Ama ben kendi alanıma da sınır çiziyorum. Yani ben özgürlüğüme düşkünüm dedi. Benim alanıma çok girmeni istemiyorum diyor size. Ben sana hep böyle küçük adımlarla geliyorum. İşte görüşüyoruz, takılıyoruz modunda duruyor. Ama benim hayatıma seni dahil edemem dedi sevgili arkadaşlar. Dengede durmaya çalışıyorum. Senin olan ilişkiyi de dengede tutmaya çalışıyorum ama ne kadar yapabiliyorum onu bilmiyorum dedi. Ve aynı zamanda da seni hayatıma alamam dedi sevgili arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu şu an için sizinle olan durumla alakalı, hayatına alamayacağını söyledi. Evet, bakalım. Peki olası gelecekte ne olacak? Rumi'nin mesajı. Bakalım ne olacak? Tamam, anladık. Biraz özgürlüğüne düşkün. Biraz bu ilişkiyi ağırdan alıyor. Önemsemiyor gibi. Önceliği değil. Peki ne olacak sonuç? Beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek dedi. Yani sorun istemediğini söylüyoruz aynı zamanda. Yani sorun istemiyor, tartışmak istemiyor, anı yaşamak isteyen biri. Bunu söyleyebilirim. Güler yüzle beni karşılarsan, güler yüzle olursan, neşeli davranırsan ben diyor sana gelirim. Ama bana sert davrandığın takdirde, işte trip attığın takdirde, agresif ve sinirli olduğun takdirde, hesap sorduğun takdirde ben bu konuyu ağırdan alırım, uzaklaşırım. Görüşmemiz, buluşmamız daha da zaman alır diyor aynı zamanda. Oldu, ne güzel dünya. Çiçek misali bir dizi inci yelkenim dedi aynı zamanda. Yani etrafında çok kişi olduğunu, egosunun da yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Kendine çok güveniyor. Yani sen çağırırsan sana giderim, öbürü çağırırsa öbürüne giderim. Enerjisi hakim bu hafta aklınızdaki kişilerle ilgili. Aklınızdaki kişilerin enerjisi çok değişmiş sevgili arkadaşlar. Bu hafta neden böyleler? Sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Evet, en sonunda geldi. Yani aklınızdaki kişiler sizi sırtınızdan vurmuş olabilir. Sizi bıçaklıyor. Bir şekilde canınızı yakıyor. Bir şekilde üzüyorlar. Ve Rumi diyor ki yani sen karşı tarafa bir şey yapmıyorsun. Kendine yapıyorsun dedi. Çünkü sizi kaybediyor. Gitgide kaybedecek. Peki bu ilişkinin gidişatı nasıl olacak? Nasıl olabilir? Nasıl bir ilerleme söz konusu diyoruz tekrar. Süleyman'ın krallığının mührü bilgidir. Yani burada yeni başlangıçlar var. Evet, yeniden başlanabilir mi? Başlanabilir. Çünkü aşıklar kartı geldi. Aşkın binlerce tane dili var dedi aynı zamanda. Bu ilişki tekrar bir canlanacak gibi görünüyor. Tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceğine keder gelsin. O zaman gizlice Allah'a yönelirsin diyor. Yani bol bol dua etmeniz gerekecek gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Aşıklar kartı ve büyücü kartıyla bu ilişkinin gidişatının daha da tekrar barışılacağını, tekrar bir araya geleceğini, aşıklar kartıyla tekrar bu aşkı canlandırabileceğinizi söylüyor kartımız ama bir de uyarıcı bir kart geldi. Kılıç üçlüsü biraz böyle canınızın da yanacağını gösteriyor ya da canınızın yandı. Size ihanet etti, sizi kandırdı, sizi üzdüğü dönemleri yani kendi içinizde affedecekseniz, kendi içinizde bu konuyu kapatacaksanız evet yeniden başlanabilir, evet yeniden bu aşka adım atılabilir, yeniden yaşanabilir. Ama önceki durumları da kapatmanız gerekiyor kendi iç dünyanızda dedi Rumi bize. Evet sevgili arkadaşlar, aklınızdaki kişilerin mesajları böyleydi. O zaman üzerimize düşen aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik, al ısmarladık.